Hoş geldiniz. PKGYO hem çok soruluyor hem de grafik gerçekten korkunç. Şu anda hisse tepeden %83 düşmüş durumda TL bazlı. Bu da yatırımcıların sıfırlanması anlamına geliyor. Doları enflasyonda düşünürsek. Hissenin geçmiş hareketlerine baktığımızda evet gitti mi çok sert gidiyor. Mesela bakın 2018'de hisse 2,5 kat çıkmış sonra %70. 2020 yılında 7,5 katına çıkmış neredeyse. Çok büyük bir yükseliş. Sonra %75. 2022 ortasında başlayan rallide ise hazır olun şimdi şok olacaksınız. %4500 yani 45 kat yükselmiş. İnanamıyorum bu kadar büyük bir yükseliş olabilir mi? Bu insanlar nasıl tutabiliyor bu kadar? 45 kat dile kolay. Mesela düşünsene şurada hisse kaç kat yükselmiş? Bak şuradan şuraya bile %350 var. Yani 3,5 katına çıkıyor. Sonra biraz geri geliyor. Yani burada herkes dökülmüştür bence. Kim tutabilir bunu? Kimse tutamaz ama insanlar çok düştü diye alır. Bak hisseyi burada çok kişi almıştır eminim çok düştü diye. Ki evet artık düşüş bitmiş değil mi? Hisse yataya giriyor gibi. Evet birkaç tepki yükselişi gelmiş. Birkaç tavan. Sonra oradan geri salmış ve şu desteği de kırmış. O desteği kırması kötü olmuş. Neresi o destek? Kapanışı alalım. 7,60'ı kırması kötü olmuş. Şu anda hisse aşağı doğru gidiyor. Ben açıkçası bu aralarda bir destek bulamıyorum. Bulabildiğim tek destek 3,76. Oraya da çok var. Yani oraya kadar düşer mi bilmiyorum. Peki sen PDD'sine bakalım. PDD yaklaşık 1. Bir GYO için bence çok ucuz değil. Çünkü 0,4 PDD'li GYO'lar da var. Bu PDD'yi görünce bir de tahta büyüklüğüne bakalım. Belki tahta aşırı ufaktır. Halka açık piyasa değeri 2,5 milyar. Tahta da ufak değil. Bu yüzden gerçekten hisse daha da düşebilir. Tabii ki zaman zaman tepki yükselişleri gelir, birkaç tavanlık tepkiler gelir ama hissenin tekrardan 3-5 kat yükselmesi için dinlenmesi gerekiyor. Son rallisi yani öyle böyle değil 45 kat. Yani önceden 3-5 kat gidiyordu sonra işte 1-2 yıl yatay gidiyordu bir daha. Ama şimdi 45 kat gitti mi ya ne kadar dinlenmesi lazım? Tamam şu an 45 katında değil evet. Bayağı düştü. Ama mesela 2022 Mart'ta ki fiyatının şu anda hala 6 katında yaklaşık. 5 katında neyse. Bakın 2022 Mart'ta 1 liraymış işte. Şu anda 6 liralarda. Bu da demek oluyor ki gerçekten hisse 3,76'lara düşme ihtimali mevcut. Biraz firmayı tanıyalım. Siteye girdiğimizde Türkiye, Almanya, İngiltere'de projeler yapıyor. Devam eden projelerine baktığımızda görüyoruz. Burada mesela Düsseldorf'ta güzel bir yapı yapıyorlar. Tabii yurt dışındaki piyasa biraz daha açıktır herhalde. Bizim Türkiye'deki kadar durgun olmayabilir kont piyasası. Bilançoya bakalım. 2023 yıllık bilançoda brüt kâr eksi. Yani satışların maliyeti daha yüksek. Bu nasıl oluyor? Enflasyon var. İşte en azından TL bazlı kâr etmesi gerekmez mi? Evet gerekir ama bu bilanço. Enflasyon muhasebeli olduğu için o satışların maliyeti de işte o da enflasyon etkiliyor. Stok vesaire. Dolayısıyla firma maliyete enflasyonu yeterince amorti edemediğini gösteriyor. Peki nakit akışı nasıl? Dönem kârı 1 milyar. Buradan işletme faaliyetlerinden düzeltme yapıyoruz 500 milyonluk. Mesela kur farkı ile ilgili düzeltmeler burada 405 milyon gitmiş. Gerçi uygun değer farkları ile ilgili düzeltmeler 749 milyon burada düzeltilmiş eksi parantez içi eksi demek. Yatırım faaliyetlerinden 27 milyon eksi. Mesela yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından 942 milyon girmiş. Ama yatırım faaliyetlerinin kaynaklanan nakit çıkışları da olmuş. Mesela 403 milyon. Fon alımı 109 milyon eksi. Finansman faaliyetlerinden ise 450 milyon pozitif bir nakit akışı yapmış. Kredilerden elde edilen nakit de mesela artı 700 milyon. Ve sonuç olarak baktığımızda nakitlerinde 72 milyon azalma olmuş. Dönem sonu nakitler 92'den 58'e düşmüş. Çok büyük bir düşüş mü? Değil. Çünkü firma çok büyük bir firma. Bakın firmanın öz kaynakları 4,3 milyar. Toplam varlıkları 5,6 milyar. Piyasa değeri 4,2 milyar. Yani buradaki işte 92 milyondan 58 milyon düşmesi çok da önemli değil. Ama yine de ben bu nakit akış tablosunu önemsiyorum. Çünkü enflasyon muhasebesi olduğu için net gelir tablosunda burası biraz daha aydınlatıcı oluyor. Peki firma serbest nakit akım üretmiş mi? Bu dönemde üretmemiş eksi 106 milyon. 2023 bilançoya bakmaya devam edelim. Brüt kâr eksi demiştik. Sonra esas faaliyetlerinden diğer gelirler var. Bunda değerlemeler falan var. Böylece esas faaliyet kârı pozitif gözüküyor. Ama bu değerleme kârı firmanın kasasına girmiyor. Kısma dikkat. Yatırım faaliyetlerinden gelirler olmuş. Orada da iyi bir kâr yazmış. Buna da bakarız detayına. Hatta bakalım merak ettim. Bağlı ortaklık satış kârları. 2023 sonunda
Nordstern Düsseldorf'un paylarının, ki evet bu yapılmakta olan projeler de vardı. Bakın burada Düsseldorf projesi. Bu payların satışı olmuş. Aslında bunu da brütkar gibi düşünebiliriz. Çünkü gerçekten firma hani kendi burada yaptığı şeyi satıyor yani. Döviz möviz değil. Finansman giderleri var birazcık. Aslında biraz mı? Şimdi brütkarın eksi olduğunu düşünürsek çok az değil ama mesela şurada yatırım faaliyetlerinden gelirler var, o Düsseldorf proje satışı. Buraya göre mesela burada 524 milyon satış olmuş ya Düsseldorf şeyinden. 100 milyon finansal gider koymaz bu durumda. Evet, vergi gideri olmuş. Dönem kârı yine pozitif gözüküyor. Ama bunun için de değerlemelerinde katkısı var. Firmanın çoğunluk yurt içi satışlar yaptığını görüyoruz. Hasılatın yani. Ama şuradaki şu 500 milyonluk olan kısım Düsseldorf'ta. Maliyetleri oldukça yüksek yurt içi satışların. Mesela yurt dışı satışlarda yine kâr edebiliyor enflasyona rağmen. Ama yurt içi satışlarda gerçekten maliyetler aşırı yüksek olduğu gözüküyor. Ki bu birçok GYO'da böyle. Burada yurt içi satışların detaylarını açıklamışlar. Sultanmakam konutlarından satmışlar. Yurt dışı satışları ise Malaga'da konut satışı olmuş. Peki ilk çeyreğe bakalım. İlk çeyrekte düzeldi mi? Hasılat var ama satışların maliyeti yok gibi bir şey. Niye? Çünkü ilk çeyrekte kira geliri var. Kira gelirinde bir maliyeti olmuyor. Esas faaliyetlerinden diğer gelirler. Burada yine büyük bir patlama var. Şu anda gidip bakmak lazım dipnotuna 21. Kur farkı geliri 145 milyon. Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değer farkı. Evet, büyük bir satış görmüyorum buraya baktım. İlk çeyrekte yüksek bir finansman gideri yazdığını görüyoruz. Mesela şimdi firmanın kira gelirleri 29 milyon olduğunu düşünürsek 78 milyon finansman gideri bence çok. Evet, burada görüyoruz kira gelirlerini. Ve parasal kayıp da yemiş. Borçlu olduğu halde buradan da eksi yemiş. Burası enflasyon muhasebesiyle geldi. Şimdi 2023 yıllık bilançoya geri döndük. Esas faaliyetlerinden diğer gelirler çoğuna bakıyoruz. Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışı. Kur farkı gelirleri yine yüksek. Diğer giderlere baktığımızda biraz kur farkı gideri olmuş ama kur farkı gelir tabii ki daha fazla. Firmanın yine projeler yaptığını görüyoruz. Bu kısım tabii biraz motivasyon verici. Bunları görmek, işte projelerin devam ettiğini görmek. Ama bir yandan da firmanın piyasa değerinin de işte 4 milyarlık bir firma olduğunu da unutmamak lazım. Tabii ki bir şeyler yapacak yani bunu yapması gerekiyor zaten. Bunun dışında baktığımızda PDDD'ye daha ucuz PDD'li GYO'lar da var. Bunu da aklımızda bulunduralım. Hem tahtası daha ufak hem PDD'si daha düşük GYO'lar da var. Ama bu hisse de demek ki yani işte bir şey var. Hani çok seviyorlar demek ki bu hisseyi götürenler bu hisseyi. Ve birkaç yılda bir götürüyorlar. Peki yine aynısı olur mu? Tabii ki olabilir. Peki geçmişte kaç PDD'ymiş? Diplere bir bakalım. PDD olarak 0,6 görmüş 2022 3. ayında. En yüksek PDD 12 PDD görmüş 2024 2. ayında. Şu anda PDD'si 1,30 gözüküyor ama ben halk yatırımda daha düşük görüyorum. Halk yatırımda 0,99 görüyorum. Hesaplayalım. Firmanın piyasa değeri 4,2 milyar. Öz kaynakları 4,260 falan yakın gerçek. Öz kaynakları bir tık fazla. Dolayısıyla bu muhtemelen doğru. Evet, bu bilgiler ışığında tekrar değerlendirdiğimizde hissenin henüz PDD'sinin çok ucuzlamadığını ve grafiğin de hala çok yeni olduğunu, şu anda hala düşüş trendi devam ediyor. Hisse şöyle bir 3-5 ay yataya giremedi henüz, yani bir dip bulamadı henüz. Bakalım nerede bulacak dibi. Evet, sert düşüş trendinde olduğu için zaman zaman birkaç tavanlık tepkiler illaki gelir. Ama bence hisse kısa zamanda, yani şöyle birkaç ay içinde 3-5 kat yükseliş yapması çok çok düşük bir ihtimal. Ama dediğim gibi ara sıra birkaç tavanlık tepkiler gelir.